Herkese merhaba mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir tarif yapacağız. Mikrodalgada 5 dakikada hazırlaması pişirmesi yalnızca 5 dakika sürüyor. Ve 2-3 kişilik bir kek kabardı kabarmadı derdi olmayan bir kek oldu. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten şahane bir tarif. Canınız kek istediğinde 5 dakikada yapabilirsiniz. Kekimiz için gerekli bir malzemeler 1 tane yumurta, 1 fincan şeker, 1 fincan süt, yarım bir fincan fintiyon, sıvı yağ, 1 e, su bardağından, bardağından bir parmak, parmak eksik un. Eksik. Un miktarını lütfen çok tutmayın. Un bir çay kaşığı bir çay kabartma kaşığı kabartma tozu bir yarım paket kadar kakao, e, bir tatlı kaşığı tepeleme kakao ve bir paket vanilya malzemelerimiz bu kadar hemen yapımına geçelim Karıştırma kasemi oda sıcaklığında beklemiş yumurtamı kırdım. Üzerine bir paket vanilya ekleyip ve çırpıyorum. Mikser kesinlikle kullanmıyorum. Hiç gerek yok çünkü çok hızlı oldu. Evet üzerine bir fincan şeker ekleyip çırpmaya devam ediyorum. Çok çabuk çırptım çünkü malzemesi çok azdı. Üzerine bir fincan ılık süt dökelim. Çok sıcak olmayacak sütün ılık olması kekimizi çok daha güzel kabartıyor Yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyip karıştırıyoruz Mikrodalga kekim gerçekten çok pratik oldu hiç elemeyeceğim kakao Yarım paket kabartma tozu Ve bir su bardağından bir parmak eksik unumu alıyorum Ve güzelce karıştırıyorum Spatulayla karıştırmaya gerek yok. Mikser kullanmadım. Ee, gerçekten hazırlaması 2-3 dakika anca sürdü. Pişirmesi ise 3 dakika. İnanılmaz pratik. Canınız kakao'lu kek istediğinde hemen yapabilirsiniz. Evet, büyükçe bir kasemi tereyağıyla yağladım. Şimdi kek karışımımı döküyorum. Yaz için özellikle çocuklar kek istediğinde hemen yapabileceğiniz oldukça pratik bir tarif. Umarım sizler de çok beğenirsiniz. Evet tezgaha bir iki sefer vurup şimdi fırına gönderiyorum. Kasemi mikrodalgaya alıp 800 voltta ve 3 dakika, yalnızca 3 dakika pişiriyorum. 3 dakika sonrası bakın kekim oldukça kabardı. Bu kekin kesinlikle kabardı kabarmadı derdi yok. Puf puf gayet güzel oluyor. Bakın kürdan testi yaptım ve kürdanım temiz çıktı. Yumuşacık pamuk gibi bir kek oldu. Bir bıçak yardımıyla kenarlarını sıyırıp sonra servis tabağıma ters çeviriyorum. Bugün kendim için çay demlerken çocuklar kek istedi. Ben de onlar için en pratik olanını tercih ettim. İyi ki de tercih ettim. Bunu sade bir kek olarak bırakmayacağım. Şimdi üzerinde süslemek istiyorum. Arzu ederseniz sade bırakabilirsiniz. Sade bırakmak isterseniz bir yemek kaşığı şekeri fazla tutmanızı tavsiye ederim. Üzerine çikolata sosla süslüyorum. Çikolata sosu her tarafına gezdiriyorum. Ve benmari usulü eritilmiş beyaz çikolatayı da gezdiriyorum. Kekim basit bir kek olmaktan çıkıp pasta görünümlü bir kek oldu. Oldukça görüntüsü de güzel oldu. Şimdi üzerine biraz daha pirinç fıstık serpiyorum. Güzelliğini tamamlasın diye. Evet kekimiz hazır. Pratik kekimin şimdi de ne kadar yumuşak olduğunu göstermek istiyorum. Servisi oldukça kolay oldu. 4 kişilik kek oldu bu malzemelerle. Çok yumuşak bakın sünger gibi bir kek oldu gerçekten. Tadı da muhteşem oldu. Arzu ederseniz iki ölçü malzeme kullanıp daha büyük borcamda da yapabilirsiniz. O zaman pişirme süresini biraz daha yük, e, yüksek tutmanız lazım. Fazla tutmanız lazım. Şimdi de kekimizin e, gerçekten dokusuna bakalım. Bakın yumuşacık. İnanılmaz güzel ve tadı da gerçekten muhteşem. Pratik kekimi yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Yiyenlere afiyet şifa olsun. Bugün de harika çok pratik bir tarifin daha sonuna geldik. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup beni destekleyebilirsiniz. Tariflerimden hemen haberdar olmak için bildirim zillerinizi açmayı unutmayın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.